TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TVK'ya ailesi hepinize merhabalar. Bir Selçuk'a ile birebir programında da karşınızdayız. Tabii çok sevildi bu program. Sizlerin de ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün de konuğum Samsunspor'un kaptanlarından yıllardır kırmızı beyazlı formayı başarıyla terleten Ercan Yazıcı. Ben evimdeyim. Ercan da evinden bağlanıyor yayına. Ercan, hoş geldin programıma. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor abi. Evin içindeyiz. Mümkün olmadıkça, yani mümkün olduğu kadar evin içinde kalmaya çalışıyoruz. Evet. Dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Bir program atıyorlar bize haftalık. O programları gidip kulüpte ikişer, teker ne kadar az kişi o kadar iyi dediler. O yüzden zaman zaman kulübe gidip programımızı yapıp geliyoruz. Evimizdeyiz. Hı hı. Sadece antrenmana çıkıyorsun, geliyorsun. Tabii orada da tesiste de zaten bütün dezenfektasyon çalışmaları yapılmış. Siz de sosyal mesafeye uyarak tesiste antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Şunu da sorayım. Tüm dünya yetkisini aldı bu virüs. Yani ne söylersin bu koronavirüs hakkında? Buradan vatandaşlara çağrıların olur mu? Bununla devam edelim istersen. Öncelikle hepimiz panik yapmamalıyız. Ben buna inanıyorum. Çünkü her akşam ben de Sayın Bakanımızın açıklamalarını bekliyorum. Virüs vaka sayısını takip ediyorum. Ama şöyle de bir şey var. Bana bir şey olmaz dersek eğer bu virüs çok kolay yayılır. Ne kadar tedbir alırsak, bende virüs varmış gibi hareket edersek bu virüsten o kadar çabuk kurtuluruz ve normal hayatımıza döneriz diye düşünüyorum. Bence en önemli detay bu. Kesinlikle. Tabii bakanlığımızın, hükümetimizin bu dönemde çağrılarına kulak vermemiz lazım. Önerilerine kesinlikle uymamız lazım. Bunu da iyi hatırlattın. Biz de izleyicilerimize söylemiş olalım. Tabii ligimizde de 28 haftayı geride bıraktık. Sadece bizim 6 haftalık periyodumuz kalmıştı ve şu anda ligler ertelenmiş durumda. Senin bu konuyla ilgili düşüncen nedir? Ne bekliyorsunuz? Ne olması uygun olur sence? Neler söylersin bu konuyla ilgili? Yani bu ligin devam etmesi lazım. Bu lig devam etmiyorsa eğer burada bir emek var, burada bir başarı olmuş bir takım var ve kabullenilmiş bir şampiyonluk var. Bunu evet. Tüm 18 takımın 17'si, hatta bizle beraber 18'i kabul eder. Yani yani böyle bir şey var. Bence bu lig devam edecek. Bu vaka sayıları ne zaman azalır? Bunu tam öngöremiyorum. Evet. Muhtemelen Haziran'ın başı ortası diyorlar. En geç. Ben ligin devam edeceğine, o 6 haftalık periyodun çabuk hafta içine de bir maç sıkıştırıp bir an önce bitirilip yeni sezon için o tabii koronanın COVID-19'un durumuna göre yine bir takvim hazırlayıp yani yeni sezona başlayacağımızı düşünüyorum. Ama ben bu ligin iptal olacağını, işte bu lig tescil olmayacak, bu lig iptal olacak, yeniden tekrar bir lig başlayacak, böyle bir şey olacağına kesinlikle inanmıyorum. Yani benim düşüncem o yönde. Ya zaten federasyonunda biz tabii kendimizi düşünüyoruz sadece ama diğer liglerde de hak etmiş kulüpler var. Herkesin hakkını vereceğini düşünüyorum. Zaten Yüksel Bey de programımızda işte sıkıştırılmış takvimden bahsetmişti. En önemli üzerinde durulan plan buymuş. Sıkıştırılmış takvim 6 haftalık periyot 3 haftaya sıkıştırılıp bitirilebilir demişti. İnşallah böyle bir şey olur. Diyelim biz de tabii şunu da söyleyeyim hemen senden önce İlyas'la röportaj yapmıştım. Nedense aklım ona gitmiş, aklımda o kalmış. 2-3 defa 26 hafta oynadık, 26 hafta oynadık demişim. Hiç montaj yaparken de dikkatimi çekmedi. Halbuki biz 28 hafta oynamıştık. Bundan dolayı da kusura bakmasın izleyicilerimiz. Diyelim ve devam edelim. Ben biraz geçen seneye dönmek istiyorum Ercan. Geçen sene hakikaten sezona çok iyi başlamış bir Ercan vardı. Hatta açılış
Golü de senden gelmişti. Kafayla Ahmet'e gol atmıştın benim anlattığım maçta. Ama ondan sonra çok maalesef ciddi bir sakatlık geçirdin. Nereden baksan 6-7 ay sahalardan uzak kaldın. Takım şampiyonluğa koşarken kenarda kalmak, oynayamamak sana neler hissettirmişti? Geçen seneyle devam edelim. Ya öncelikle bu kadar iyi sezona başlamışken sakatlanmak hem psikolojik olarak hem de sağlığınızı kaybediyorsunuz. Önemli bir sakatlık. Futbolda yaşayabileceğiniz en ciddi sakatlıklardan bir tanesi. Ve geri dönüşü 7-8 ay gibi bir zaman alıyor. Ve ondan sonra sahaya çıktığınızda sıfırdan başlıyorsunuz. Ya bu çok zor geçti. Ve onun yanında takım şampiyonluğa gidiyor ve kenardasın, hiçbir şey yapamıyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. Çünkü tamamen kendinin iyileşmesine odaklanmışsın. Tekrar toparlanıp, tekrar sıfırdan başlayıp eski formuna kavuşmak için bir emek sarf ediyorsun. Yani kenarda kalmak inanın sakatlanmaktan daha çok acı veriyor insana. Bence benim görüşüm o. Ya ben çok zor bir dönem geçirdim. Yani geçen sezonun Ekim-Kasım aylarında karşılaştım bu sakatlıkla. Ta ki bu senenin başından devre arasına kadar bir süreç içinde sürdü. Çünkü forma giremedim. Bir türlü istediğim seviyeye gelemedim. Bu da işte zaman zaman ağrılarım olmasına sebep oldu. Hı hı. Ama şu ikinci yarının başında Ertuğrul Hoca'nın gelmesiyle ve kulübümüzdeki bazı Gürbey Hoca diye bir doktorumuz geldi. Onun da bana faydası oldu, sağ olsun. Onun da yardımıyla bir 7 hafta, 6-7 hafta oynadım. Yani kendi istediğim seviyeye, yakın seviyelere geldim. Hiç oynamadığım mevkilerde olmasına rağmen. Evet. Yani bu benim için sevindirici oldu. Çünkü artık ağrılarım yok. Artık kendime özgüvenim geldi. Ve sonrasında da işte böyle bir dünyayı saran bir sıkıntı oldu. Lige veda etmek, biraz ara vermek zorunda kaldık. O yüzden benim için zor geçti o sakatlık. Kenarda kalmak sakatlıktan daha zordu. Evet, kesinlikle. Tabii sakatlığın geçtikten sonra da bu sezon kupa maçlarıyla yeniden aslında form tutmaya başladın. Maç eksiğini gidermeye başladın. Hatta biz de o dönem iyi hatırlıyorum. Değerlendiriyorduk o müsabakaları. Fatsa maçı, Gümüşhane maçı. Hafif bir fazla kilom var gibiydi ama maşallah yani sahada o eski Ercan'ı her zaman izliyorduk. Kupa maçlarındaki bu performansından sonra ligde de oynamaya başladın. Çok kritik maçlarda da oynadın. Yani az önce sen de söyledin. Farklı farklı mevkilerde oynadın diye. Mesela bir Manisa maçı ki sezonun belki de kırılma maçlarından birisi, o maçta sol bek oynadı. Hiç alışık olmadığı bir mevki. Sen bu sezonki performansını bu pencereden bakarsak nasıl değerlendirirsin? Yani öncelikle sizin dediğiniz gibi ligin başına başlarken o istek, arzu var ama işte o bir senelik bir boşluk var. 6-7 aylık, 8 aylık bir boşluk var. O boşluktaki kasların tekrar toparlanması, işte aslında çok fazla kilom olmamasına rağmen kenardan kas oranım düştüğü için kiloluymuş gibi gözüküyordum. Aslında hep kiloma dikkat ederim. Çok fazla kilo almamaya çalışırım. Ve aynı zamanda da çabukluğum, çabuk bir stoper olduğumu düşünüyorum. Evet, yani onu kaybettiğim için kenardan böyle bu hala kilolu, bu hala bunun şey sorunları var falan gibi gözüküyordu. O zaman ama önemli şey fazla kilo değil, eksilen kas mı? Evet, evet. Yani toparlayamamam. Onu da kullanmış olalım en azından. Toparlayamamam. Yani vücudumun kas kütlesinin azalması ve kendimi eskisi kadar şey hissetmemem, çabuk hissetmemem. Yani bu maçla kapanacak bir şeydi. Bunun ben farkındaydım. Bu ne kadar antrenman yaparsanız yapın, benim sürekli maç yapmam lazımdı. Sürekli sahanın içinde olmam lazımdı. Bu eksiklik sezon başı kampındaki hazırlık maçlarında oynayamamamdı. Çünkü o zaman 7-8 aylıktı ayak.
yeni iyileşmişti. Doktorum izin vermemişti. O yüzden geride kalmıştım takımdan. Ve bu devre arasına kadar böyle sürdü. Ya gerçekten benim için çok üzücü bir durumdu yani. Benim maç oynamam lazımdı ve Samsunspor formasına faydalı olmam lazımdı. İkinci aradaki oynadığım maçlar aslında çok kritik maçlarda, çok kritik yerlerde oynadım. Oynamadığım maçlardaki bakarsanız o maçların önemi daha azdı oynadığım maçlarda. Yani bir Manisa maçı oynadım sol bek, Pendik maçında oynadım stoper, orta saha oynadım Ahmet maçında. Orta saha gibiydin. Evet, defansın önünde kesici rolünde oynadım. Hatta 3-4 hafta böyle oynadım. Kırklar elinde oynadım. Çok zor deplasmanlar bunlar. Çünkü bir Manisa maçı oynuyoruz ve bu maç Samsun'un kaderini belirliyor. Yani muhtemelen o maçtan sonra bizim şampiyonluğumuz yükseliyordu. Yani biz şampiyonluğa en yakın taraf olarak ön plana çıkmaya başladık. Yani bu maçlarda oynadığım maçlarda iyi seviyede oynadım. Yani öyle düşünüyorum. İyi seviyede oynadım. Aslında asıl yerim stoper olmasına rağmen orada oynadığım ve mücadele gücümü yüksek tuttuğum için yani o maçlarda iyi oynadığımı düşünüyorum. Ama asıl mevkim benim stoper. Yani stoperde oynamayı özledim. Stoperde daha kendimi daha iyi hissederim o bölgelerden daha çok. Evet. Şunu da sorayım stopere dönmüşken takımda da kadro o kadar geniş ki yelpaze o kadar farklı futbolcuları barındırıyor ki 5 tane stopersiniz. Yalçın Kılınç gibi Süper Lig'den gelmiş bir stoper var. Onun dışında sen varsın, Erkan var. İkinci yarı yapılan yeni transferler var. Göztepe'den yine Süper Lig'den gelen Veli var. Recep Burak var. Bu ligin en iyi stoperlerinden birisiydi. Onu da biz aldık. 5 tane çok iyi stopersiniz. Bu rekabet sizi de geliştiriyor mu? Yani formayı kapmak belki de en zor stoperdi artık. Çünkü orada çok iyi isimler var. Sen nasıl yorumlarsın diğer stoperleri? Ya dediğiniz gibi 5 tane çok kaliteli stoper var. Yalçın, Erkam abi, ben. PTT'de bayağı bir maçımız var. Evet. Burak, Veli, ikisi de bu ligde kendini kanıtlamış, bu ligin önde gelen stoperleri. Ve Veli de Göztepe'de oynamıştı. Göztepe'den almıştık. Yani bu 5 stoperin de birbirinden çok fazlasının ya da çok eksinin olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz birbirimize yakın futbolcularız. Yani o gün hocamız kime inanıyorsa, kimi önde görüyorsa ona şans veriyor. O da çıkıyor. Aslanlar gibi oynuyor. Zaten ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesiyiz. Bir tanesiyiz. Hatta birincisiyiz. Bence bu ligdeki en önemli artımız bizim defans hattımızın çok iyi olması. Evet. Tabii siz çok iyi olunca Nurullah da ekstra bir performans ortaya koydu. Şu anda Samsunspor Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birisi. Bundan dolayı da savunma hattı olarak sizi ekstradan kutlamak isterim. Sana şunu da sormak istiyorum. 2007 idi değil mi ilk Samsunspor'a altyapıya başladığında? Evet. Spor okulundan başladın herhalde. Ya öncelik 2007'den de önce 2005'te falan başladım çocukken, evet. Spor okulunda 2005-2006 sezonu. Daha sonra 2007'de ilk lisansımı çıkarıp Samsunspor minik takımında lisanslı oynamaya başladım. Kim vesile oldu? Hani sendeki ilk cevheri keşfeden kim? O dönemde okul takımı hocam vardı Samsun'da. Evet. Onun yardımıyla Samsunspor altyapısına gittim. O dönemki hocam Ferruh'tu. Ferruh Özgün. Özgün, Ferruh. Sabri Şirin Soylu vardı. Evet. Onlarla beraber ilk başladım. Evet. Daha sonra o minik takımla yani Türkiye ikincisi olduk. Türkiye derecelerimiz var. Evet. Çok iyi başarılarımız var. O takımdan iyi futbolcular çıktı. Hı hı. Bazıları ikinci ligde oynuyor. Bazıları PTT liginde oynuyor. Bazıları bizim takımımızda. Yani
çok Samsun Spor efsanesiyle çalıştım. Samsun Spor altyapısında belki de geçmiş dönemlerde oynamış önemli futbolcularla çalıştım. Cazip Sezer, Şendoğan Çakmaker, Kemal Dikmen, Mehmet Ali Çınar, Dobi Hasan. Yani isimlerini unuttuklarım da var. Bir sürü hocayla çalıştım. Evet. Bunların hepsinin bende tek tek emeği vardır. Biz oradan aldık Samsun Spor kültürünü. O insanlardan öğrendik Samsun Spor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu. Zaten Samsun Spor'un büyüklüğünü de şu an görüyoruz. Evet, kesinlikle. 2012 herhalde profesyonel olduğun tarih. 2012 yılından evet. Bu yana yani yaklaşık 8 yıldır profesyonel olarak oynuyorsun. Şunu da sormak isterim. Sen Samsunlusun. Çok da iyi bir Samsun sporlu olduğunu biliyorum. Sen profesyonel olduğun sezon herhalde takım küme düşmüştü değil mi? 2011-2012 sezonunda Samsun Spor küme düşmüştü. Daha sonra iki playoff finali oynadı Samsun Spor. Sen ikisinde de yoksun. Birinde zaten Şanlıurfa'daydın herhalde kiralık. Diğerinde de oynamamıştın. Ardından bir kayyum yaşadık. O sezonu sen de yaşadın. Samsun Spor tarihinde ilk defa ikinci lige kadar düştü. Yani çok enteresan sezonlar yaşadık. Senin de içinde yer aldığın dönemde. Sen bir futbolcu olarak değil de bir taraftar olarak Samsun Spor'un bu yakın geçmişinde unutamayacağın en büyük olay nedir? Ben bunu merak ediyorum. Yani öncelikle ben Samsun Spor'la ilk maçımı Adana Demirspor deplasmanında oynadım. Bir yağmurlu havaydı. İlk maçımdı. Yani titreye titreye çıktım o maça. Çünkü 17 yaşındasın. Samsun Spor gibi bir takımda oynuyorsun. Ve PTT Ligi'nde kritik bir durumdasın. Düşmemeye oynuyorsun. Daha sonra iki tane final oynadık. Evet, ben birinde Urfa'daydım. Urfa Spor'da kiralık oynuyordum. Ötekisinde de o sezon 24-25 tane maç oynadım. Ama son haftalarda yedek kaldım. O hafta o maçta da oynamadım. Final maçında. Yani bunların arasında çok güzel anılar var. Çok güzel şeyler var. Ama en unutamadığım anı derseniz bana kayyum. Yani bu benim için yıkım oldu. Yani yıkım oldu derken yani futbolcularımız gitti. Evet. Biz bir endişe, panik içerisinde arkadaşlarımızla kalın. İşte burası Samsun Spor. Burası büyük bir camia. Yani Samsun'da oyuncular olarak diğerleriyle bu konuşmaları gerçekleştirdiniz değil mi o dönem? Yani kalmaları yönünde. Tabii. O zamanki dönemden sağ olsun Ahmet Burak Solakel vardı. Bizimle beraber bize yardımcı oldu. Ama tabii bazıları kulübe gelmeden gittiler. Evet. İsimlerini vermeyelim yani. Bizi yalnız bıraktılar. Aslında birkaç tane daha futbolcumuz olsaydı. Çünkü o dönemde bir tane bile futbolcuya ihtiyacımız vardı. Çünkü bazı arkadaşlarımız sakat oynuyordu. Evet, doğru söylüyorsun. Peki şöyle de sormak isterim. Tabii çok zor bir dönemdi, kayyum dönemi. Yani biz de hatırlıyoruz neler olacak. Herkesin kafasında bir soru, her yerden bir ses çıkıyor. İsmail Başkan'la Yüksel Başkan gelmeden önce yani bir Samsunlu olarak ya eyvah takımımız kapanıyor mu acaba diye hiç kuşkuya kapıldığın anlar oldu mu? Yani olmadı desem yalan olur. Bir Samsun Spor tesislerine bir öncelikle biz o küme düştüğümüz andan sonra yaklaşık bir ay falan hiç dışarı çıkamadık. Yani kafamız önümüzde insan içine çıkamaz hale geldik. Evin içinde ben yaklaşık 15-20 gün hiç çıkmadığımı hatırlıyorum. Ve sonrasında kulüpte birkaç kişiyle oturduk, sohbet ettik. Evet. Dedik ki kendi kendimize ya şu kulübü işte biri alsa ne bileyim hani çok böyle bir şey de beklemiyorduk aslında. Böyle hani kulübümüz yaşasa diyorduk sadece. Kulübümüz kapanmasa, kulübümüz Samsun Spor yok olmasa. Yani öyle bir hayalimiz vardı. Onu konuşuyorduk. Tabii İsmail Yonuk'la beraber Yüksel Yıldırım'ın gelmesi bizim hayallerimizin üstündeydi tabii. O
beklentimizin çok çok üstündeydi ve Yüksel Yıldırım'ın inanılmaz bir gayreti, çabası, yani onu da ayrı bir kenara koymak lazım. Çünkü kimse bu dönemde, bu Türkiye'nin halinde, bu ekonomik krizde bu kadar yüksek miktarda borçlu bir kulübü almaz, yani öyle düşünüyorum. Ve bu gerçekten çok önemli bir cesaret bence. Kesinlikle. Tabii Yüksel Bey Samsunspor için çok önemli bir isim oldu, olacak ve bundan sonra da hatırlanacak en önemli isimlerden biridir. Tabii kayyum dönemini anlattım biraz. İşte bir ay dışarı çıkamadık dedin. Takımın ne olacağı belli değil. O günlerden şimdi ise Samsunspor şaha kalkmış bir şekilde hedefe doğru ilerliyor. Bir anda siyahla beyaz gibi bir fark oldu. Belki de 2-3 aylık dönem içerisinde. Şimdiyi nasıl yorumlarsın? Bir de bunu dinleyelim senden. Yani şu anki standartlar, Samsunspor'un standartı, yani Süper Lig kulüpleriyle, hatta Süper Lig kulüplerinin bazılarından da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu anki standartlar çok üst seviyede. Evet. Bir futbolcunun bu kulüpte isteyip de bulamayacağı bir şey yok. Yani bu kulüp yani söyledikleri gibi Avrupa düzeyine yakın seviyede ilerliyor. Yani bence her futbolcu zaten bu kulübe gelmek ister, bu kulüpte oynamak ister. Ve buradaki futbolcuların da bunu bilerek hareket etmesi, buna bilerek yaşaması, bu kulübe yakışır şekilde mücadele etmesi lazım. Yani ben kulübün şu anki durumunu siyahla beyaz gibi, sizin dediğiniz gibi özetleyebilirim. Yani çok ayrı bir yerden ayrı bir yere geldik. Bu yani bir sihirli bir değnek değmiş gibi bir şey oldu. Evet, evet, kesinlikle öyle. Güzel bir sohbet oluyor. Tabii kısa kısa sorular da soracağım sana. İlk Yüksel Bey'i soracaktım. Yüksel Bey hakkında ne düşünüyorsun diye, ama az önce Yüksel Bey'le ilgili güzel şeyler de söyledin. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yüksel Yıldırım hakkında neler düşünürsün, neler söylersin? Ekleyeceğin bir şeyler varsa onları da alabilirim. Yüksel Yıldırım hakkında, o gerçekten çok cesaretli bir insan ve bu kulübün var olmasında, şu an yaşamasındaki en büyük yükü aldı. O yani Samsun'un ve Samsunspor'un unutamayacağı bir kişi olarak tarihe kazındı. Kesinlikle öyle. Ertuğrul Hoca ile ilgili neler söylersin? Hem hocalık yönü hem kendi seninle diyaloğu nasıldır? Ya Ertuğrul Hoca bir kere çok disiplinli bir hoca. Yani onu en başta onu söyleyebilirim. Ertuğrul Hoca'nın isteği mesela bizden ne istiyorsa hep o yönde çalıştırıyor. Yani bu zamana kadar çalıştığım taktik bilgisi ve analiz olarak en yüksek seviyedeki insan, en iyi hoca diyebilirim yani. Ertuğrul Hoca'nın futbolculardan, yani futbolculara verebileceği ve futbolcuların Ertuğrul Hoca hocadan alabileceği çok şey var. Evet. Sizin için de iyi bir şans Ertuğrul Hoca gibi bir isim. Sen takımın genç oyuncularındansın. Daha 25 yaşındasın. Senin gelişimin adına da Ertuğrul Hoca ciddi katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben de. Evet, biraz geçmişe dönelim. Tabii sen uzun yıllardır Samsunspor'dasın. En iyi oynadığım stoper diyebileceğin, aklına böyle kazınmış bir stoper var mı takımda? Yani geçmişte iyi oynadığım diyebileceğim stoper, yani zaman zaman Osman Endiaye ile oynadım, ama Abdülkerim Bardakçı ile daha iyi anlaşıyordum. Hı hı. Abdülkerim'i söyleyebilirsin yani. Şu anda Caner birinci kaptan herhalde takımda. Sen de takımın kaptanlarındansın. Daha genç olduğun dönemlerde böyle unutamadığın bir kaptanın var mı? Sana iyi örnek olan, idol olarak aldığın? İdol olarak aldığım kaptan, yani dürüstlük olarak kaptanlık vazifesini düzgün yapıyor olarak gördüğüm Musa Aydın vardı. Musa Aydın'ı örnek almışımdır, kişiliğini, karakterini. Evet. Onu söyleyebilirim. Hı hı.
Unutamadığın bir teknik direktör var mı? Çok teknik adamla çalıştın sen de bu dönemde. Unutamadığım bir teknik direktör yok işin açıkçası. İnşallah Ertuğrul Hoca olacak o zaman. İnşallah. İnşallah. Böyle çok ilginç bir anım var mı? Yani mesela az önce Adana Demirspor maçından bahsettin. 17 yaşında titreyerek oynadım diye. Onun dışında böyle unutamayacağım bir maçın veya unutamayacağım bir anı var mı geçmişe dair? Ya mutlu olduğum anılar da var. Zor deplasmanlarda son 2 dakikada, 3 dakikada çevirdiğimiz bir karşıyaka maçı var. Bir sürü deplasmanlardan aldığımız güzel puanlar var. Güzel anılarım var ama en unutamadığım maç, yani böyle gece rüyalarıma giren maç, Denizli Spor maçı. Evet. 2-2'lik maç. Yani o Senin de unutamadığım maçtı. golün vardı o maçta. Evet. Ama o maçın geceleri rüyamıza girmişti. Uykusuz uykusuz, çünkü bizim şehrimiz için çok önemliydi, ama işte o maçı unutamam. Aynen öyle. Evet. Çok Samsunspor tarihi adına belki de kırılma maçlarından birisidir ama hani her şerde de bir hayır vardır derler ya, o sezon küme düştük ama şu anda yeniden daha sağlam bir şekilde ayağa kalkarak yukarılara doğru gideceğiz. Quiz sorularım olacak kısa kısa takımdaki oyuncularla alakalı. Çok esprili cevaplar da çıkıyor bunlara. Bakalım sen neler diyeceksin. Takımda sence en iyi giyinen oyuncu kimdir? Takımda en iyi giyinen oyuncu Atebe güzel giyinir, Furkan güzel giyinir. Atabey'le Furkan. Senden önce Erkam'la, İlyas'la ve Atabey'le röportaj yaptım. Aslında senin abin giyim sektöründe herhalde, değil mi Ercan? Evet. Hiç, bak hiç seni söyleyen olmadı. Demek ki abin seninle çok ilgilenmiyor. Ya abim giyim sektöründe, ama ben genelde rahat şeyler giymeyi seviyorum ya. Çok fazla giyimime, kuşamıma dikkat eden birisi değilim aslında gerçekten. Evet, zaten herkes buna yakın cevaplar veriyor. Genelde eşofmanla rahat giyiniyoruz diye. Peki Evet. böyle çok farklı, kötü giyinen var mı senin gözlemlediğin? Yani herkesin kendine göre bir tarzı var. Kötü giyinen biri olduğunu hiç görmedim yani. Görsem söylerdim kulüpte, yani bu da kötü giyiniyormuş dediği. Ama genelde hepimiz birbirimize yakınız. Yani hepimiz kötü giyiniyoruz da diyebilirim. Hepimiz iyi giyiniyoruz da diyebilirim yani. Evet. Tarzlarınız yakın yani birbirine. Evet. Evet. Takımın en komiği kimdir? En çok güldüren, en çok şakalar, kahkahalar attıran? Yani güldürme konusunda şakacı Kubilay şaka yapar, Furkan şaka yapar, Yalçın abi şaka yapar. Böyle konuşurlar, muhabbet ederler, konuşmayı severler. Bunları söyleyebilirim. Neşelidirler. Evet. Sen de çok sakin, çok az konuşursun ama sen kimi söylersin böyle takımda çok az konuşan, böyle işini yapar, idmandan sonra hadi görüşürüz der çıkar gider, böyle çok sakin, içine kapanık birisi var mı takımda? Yani şu an takımda en az konuşan benimdir, yani onu söyleyebilirim. Yani bundan şu an takımda çok az konuşan biri yok. Şu an onların arasında benim, ama de ilk şeyde Samet Kılıç vardı. Samet Kılıç hiç Evet. konuşmazdı. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben Samet Kılıç, bak kayyum dönemini geçtik. Hiç konuştuğumu hatırlamıyorum. Hani antrenmana girerken çıkarken bile İsmail Başkan'ın odasında ilk defa sesini duymuştum ben onu. Düşün yani, bir yarım sezon hiç sesini duymadım. Nasıl konuştuğunu bile bilmiyordum yani. Doğru söylüyorsun. Yani Hiç konuşmuyordu. biz de sahada böyle yalandan yere laf atıyorduk. Ona bile cevap vermiyordu. Evet. Eli çok açık. Kim var? Kimi sayarsın ilk sırada? İlk sırada eli çok açık. Yani tüm takım, biliyorsunuz, bizim takımımız Elazığ'da bir deprem oldu. Evet. Yani tüm takımı diyebilirim yani. Herkes dedi Elinden ki gelen katkıyı sağladı. Evet. biz bu maçın primini oraya bağışlayalım. Ertuğrul hocamızın önderliğinde. O da çok güzel bir davranıştı mesela. Tüm takımı diyebilirim. Evet. Şunu da sormak isterim. Takımda ekstra çalışan kim vardır?
Gökhan Alsan iyi çalışır. Hı-hı. Gökhan Alsan. Onun haricinde belki beni de söyleyebilirim. Ben de çok ekstra çalışırım. Evet, sen tabii bir de sezon başı bir sakatlıktan çıkan bir oyuncu olarak yeniden dönme adına ben de çok biliyorum Ercan'ın çok ekstralar yaptığını, çok ekstra çalıştığını. O anlamda da çok özverili bir isimdir Ercan Yazıcı. Bunu da ben eklemek isterim. Artık son bölümdeyiz Ercan. Son birkaç sorum kaldı. Biraz senin kişisel hedeflerinden bahsedelim. Tabii artık Samsun Spor'un altyapısından yetişmiş önemli isimlerden birisin. Kaptanlığa kadar yükseldin. Bundan sonrası için Ercan Yazıcı'nın hedefleri nedir? Öncelikle hedeflerim bir şeye uğradı. Sakatlıklardan dolayı bir sekteye uğradı. Bir beni geri attı. Yani ancak futbol hayat gibi. Yani o bizim hayatımız. Yani sürekli en iyi seviyemize çıkmak zorundayız. Benim çocukluktan beri hedefim Samsun Spor'la Süper Lig'de oynayabilmekti. Samsun Spor'la bir kupalar, yani Türkiye Kupası gibi başarılara ulaşmaktı. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim. İnşallah Samsun Spor'la güzel yerlere, güzel başarılara, o taraftarımızla o mutluluğu yaşarım. Yani hedeflerim bunlar. Kendi seviyemi de en üst seviyeye çıkararak bir Ümit Milli olmuştum. Yani tekrar inşallah o seviyelere ulaştığım zaman milli takımda forma giymek isterim. İnşallah yani. İnşallah. Şunu da sorayım. Çok iyi bir Samsun Sporlusun. Bunu biliyorum ama Türkiye'de oynamak istediğin başka bir kulüp var mı? Hani şu kulüpte de oynamak isterdim dediğin bir camia, bir kulüp var mı? İşin açıkçası yani öyle diğer kulüplere hiç böyle şey kurmadım yani sempati. Yani buradaki taraftardan daha fazlasını görmedim işin açıkçası. Deplasmanlarda oynadım. Tabii Süper Lig'deki büyük takımları katmıyorum ama yani bir Eskişehir takımının taraftarı iyidir. Bir Adana Demirspor taraftarı iyidir ama yani hiç oralarda burada da oynayayım, burada da işte bu formayı giyeyim. Yani öyle bir hevesim olmadı ama her çocuklukta olduğu gibi hani biz de böyle hayaller kuruyorduk. İşte büyük takımlarda oynama hayali. Hani öyle hayallerim vardı tabii. Hı hı, anlıyorum. Buradan Samsun Spor taraftarına son olarak takımın kaptanlarından birisi olarak Ercan Yazıcı neler söyler? Son olarak da bunları dinleyelim senden. Samsun Spor taraftarına biz bu sene inşallah bu lig devam edecek ve şampiyonluğumuzu tescil edeceğiz ve üst lige çıkacağız. Yani inşallah gelecek sene bu seneki bu ayrı kaldığımız dönemi birlikte yaşayarak PTT liginde güzel bir şampiyonlukla Samsun Spor taraftarının özlediği, hak ettiği ve o artık eskisi gibi Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Galatasaray'la, büyük takımlarla maç yapacağı o günleri yaşayacağımıza inanıyorum. Yani Samsun Spor taraftarı bunu sonuna kadar hak ediyor. Çünkü görüyorsunuz yani Samsun Spor taraftarı kadar büyük bir camia yok yani. Kesinlikle, kesinlikle. Ercan, teşekkür ediyorum ben de sana programıma katıldığın için. Ben teşekkür ederim abi, çok sağ olasın. Evet, sevgili YouTube TV Kaya ailesi Ercan Yazıcı ile birlikteydik. Samsun Spor'un kaptanlarından. Onunla güzel bir söyleşi, güzel bir program gerçekleştirdiğiniz, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Ercan'a da ayrıca teşekkür ederim. Son olarak da tabii artık yeni bir YouTuber olarak hatırlatmak isterim. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın diyelim. Başka bir Selçuk Kaya ile birebir programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.